Adet öncesi sendrom özellikle doğurganlık çağındaki kadınların hemen hemen yarısını ilgilendiren bir sıkıntıdır. Bu sosyal hayata, iş hayatına da yansıyabilir. Kısaca tanımlamak gerekirse adet başlamadan bir hafta öncesinde başlayan bir sinirlilik hali, bir duygu durum bozukluğu, şişkinlik, kasıklarda bazen ağrı, dışkılama alışkanlığında değişiklikler, uyku hissi, yorgunluk hissi ve gitgide artan bir gerginlik, sinirlilik söz konusu olabilir. Bu adet döneminde de bir miktar devam eder, sonra yavaş yavaş azalır. Takriben kadının bir aylık sürecinin yarısını bu adet öncesi sendrom tamamıyla doldurabilir. Bu da kadının otomatikman sosyal hayatını, arkadaş çevresini, iş hayatını, her şeyini etkileyebilir. Özellikle genç hanımlarda bir sıklıkla görüyoruz. Premenstrüel sendrom dediğimiz bu durumu. Özellikle menopoza yaklaştıkça bunun sıklığının giderek azaldığını saptıyoruz. Bunu azaltmak için çeşitli bizim tedavi önerilerimiz oluyor. Bir kere doğru teşhis gerekir. Her en ufak bir gerginliği biz adet öncesi sendrom, premenstrüel sendrom olarak tanımlamıyoruz. Birkaç parametreyi burada göz önünde bulundurmak, ona göre bir tanı koymak lazım. Bunu mutlaka adetten adete periyodik olarak görülüyor olması lazım. 3 ay en azından peş peşe bunu hastanın yaşıyor olması gerekiyor ve altta yatan psikiyatrik bir sorun ya da fizyolojik bir problemin de bulunmaması gerekiyor. Doktor kontrolünde bunlar saptandıktan sonra hastaya çeşitli tedavi önerileri sunulabilir. Bunların arasında yaşam şeklinin değişikliğinden cerrahi müdahalelere kadar gidebilen çok geniş bir spektrum vardır. Çok eski zamanlarda, çok sıkıntılı vakalarda özellikle rahmi yumurtanın alınmasına kadar giden bir tedavi seçeneği bile sunulmuştur. Tabii bunlar artık tamamıyla terk edilmiş olgular. Ama hastanın sosyal hayatın düzeltilmesi, örneğin gıda alımının değiştirilmesi, spora teşvik edilmesi, iş hayatının düzenlenmesi, bazen hormonal destek dediğimiz ilaç tedavileri hastanın bu gibi şikayetinin yavaş yavaş azaltılmasını sağlayabilir.